Çok ürkütücü bir orman. Çok korkunç. Hadi keşfedelim. Sıradaki durağımız ürkütücü orman. Bilemiyorum Basta. Bulutlar çok kara. Ya yağmur yağarsa o zaman ne olacak? Sakin ol Scott. Yağmur yağmayacak. Hadi tampon takımı. Hadi gidelim. Buraya hiç gelmemiştim. Belki de canavarlar vardır. Ya da bir gizli hazine. Basta dur. Kaybolacağız. Digli sakin ol. Ben bir otobüsüm, unuttun mu? Yolumu bulurum. Arkadaşlar burayı hiç sevmedim. Eş sakin. Endişelenmeyin. Hesaplarıma göre fırtına olma ihtimali. Çok şiddetliydi. Hoşuma gitmedi. Şimşek çok tehlikeli ve biz metalden yapıldık. Kimse paniklemesin. Herkes sakin olsun. Basta, ne yapacağız? Arkadaşlar sakin. Sakin olamayız. Şiddetli yağmur var. Hemen eve dönmeliyiz. Yolu bulabilirim. Yani sanırım. Vay canına. Çatal şimşek. Şimdi olmaz Digli. Çok yağıyor. Önümü göremiyorum. Olamaz. Şarjım bitiyor. Kimseyi geride bırakmayız. Hadi Scott, seni iteceğim. Bu bir nehir. Yolumuz tıkalı. Sıkışıp kaldık. Ya batarsak ya da paslanırsak? Hayır, geçebiliriz. Eğer birlikte olursak yeterince güçlü olabiliriz. Bunu yapabiliriz. Tampon takımı. Hadi gidelim. Ben tam bir maceracıyım. Hadi gidelim buradan. Başardık. Senin sayende Basta. Sizi yağmura sürükledim, üzgünüm. Ama birlikte başardık arkadaşlar. Tebrikler size. Güneşli aydınlık bir gün ve Buster dışarıda oynamak istiyor. Ama bu da ne? Oyuncaklarını yere saçmış. Buster onları toplaması gerektiğini biliyor. Ama oyun oynamaya gitmek istiyor. Vay canına. Buster oyuncakları çok hızlı topluyor. Ama pek iyi toplamıyor. Eyvah, bardağı devirdi. Etrafa dökülen suyu siliyor. Buster dışarıda oyun oynuyor. O da neydi? Anne suyun üzerinde kaydı. Eyvah, o da hala dağınık halde. Buster iyi temizleyemediği için çok üzgün. Ama daha iyisini yapabilir. Sadece düzgünce temizlemesi gerek ve düzgün yapmaya vakit ayırmalı. Buster ve anne birlikte yapabilirler, tıpkı bir oyun gibi. İçindeki eğlenceyi bulduktan sonra temizlik çok daha kolay. Ve birlikte yaparsanız çok daha iyi. İşte Buster dökülen içeceği temizliyor. Harika! O da sonunda toplandı. Artık anne ve Buster top oynamaya gidebilirler. Yaşasın! Merhaba Buster.
Olamaz. Buster çok hasta görünüyor. Merhaba Scout. Sanırım Scout oyun oynamak istiyor. Bugün Buster'ın oynayacak kadar iyi olduğunu sanmıyorum. Buster çok hasta hissediyor. Çabuk ol Scout. Hemen yardım çağır. Aa, zavallı Buster. İyileşeceksin. Arada bir hepimiz hastalanırız. Scout'a bakın. Buster'a bakması için ambulans Amber'ı getirmiş. Harika bir fikir Scout. Amber, Buster'ın daha iyi hissetmesi için ne yapılacağını bilir. Görünüşe bakılırsa ambulans Amber, Buster'ın garajına dönmesine yardım ediyor. Bakalım Buster'ın neyi olduğunu anlayabilecek mi? Önce Buster'ın tekerleklerini kontrol edelim. Aa, bakın. Bu tekerleğin havası sönmüş. Pompayla şişirilmesi gerek. İşte bakın, böyle daha iyi. Buster şimdi daha iyi görünüyor. Aa, ama hala hasta görünüyorsun Buster. Evet, hadi termometreyle Buster'ın ateşini ölçelim. Pek iyi görünmüyor Buster. Şimdi Amber Buster'ın motorunu kontrol edecek. Olamaz. Buster yağ sızdırıyor. Demek bu yüzden iyi hissetmiyormuş. Amber şimdi onu İngiliz anahtarıyla onaracak. Sakin ol Buster, kısa sürede bitecek. Birkaç kez daha sıkıştıracak. İşte oldu. Çok iyi Amber. Buster yine normal haline dönmüş gibi görünüyor. Bence dışarı çıkıp oyun oynayacak kadar iyisin Buster. Buster çok keyifli görünüyor. İşte bu bizim sevdiğimiz ve tanıdığımız Buster. Amber'ın artık gitme zamanı geldi. Hoşça kal Amber. Buster'la ilgilendiğin için teşekkürler. Scout ve Buster oyun oynamaya gidiyorlar. Hoşça kal. Acaba Buster ne gördü? Şişme oyun alanı. Vay canına. Bak, Scout ve Digger orada bir köprü yapıyorlar. Scout'un altından geçmesi için mükemmel. Peki oradaki şey ne? Sanırım bir top havuzu. Evet, öyle. Durma Buster. Bunu istediğini biliyorsun. İyi atlayıştı Buster. Şuraya bak. Bu buldozer Billy. Trambolinde zıplıyor. Gerçekten çok eğleniyormuş gibi görünüyor. Harikasın Digger. Maymun salının barlarında çok başarılısın. Devam et. Acaba Billy bu kadar şekli neden ittiriyor, merak ettim. Oo, Digger'ın üzerlerine atlaması için. İyi inişti Digger. Oo Scout, dikkatli ol. Dengede kalmak zor gibi görünüyor. Harikasın Scout, işi biliyorsun. Hazır ve nazır. Başla. Yarışı kim kazanacak? Çok yakınlar. Scout birinci olarak bitiriyor. Aferin Scout. Belki bir dahaki sefere Buster. Çok eğlenceli görünüyordu. Sanırım Digger saklambaç oynamak istiyor. İyi fikir. Evet Buster. Diğerleri saklanırken sen de saymaya başla. İyi fikir Scout ve Billy. Saklanmak için harika bir yer. Digger top havuzunda saklanıyor. Billy ise kaydırağın tepesinde. İşte Buster geliyor. Arkadaşlarını bulabilir misin Buster? Nerede olabilirler? Hmm, orada değiller. Merak etme Buster. Onları bulacaksın. Aramaya devam et yeter. Billy orada. Çok iyiydi Buster. Sıra diğer ikisinde. Burada bir tuhaflık var. Aa, burada Scout var. Çok iyi. Diğerini de bul. Hadi top havuzuna bakalım. Oo Digger, saklanmak için harika bir yer. Ne harika bir oyun. Yaşasın. Merhaba Buster. Köpek balığı posterin gerçekten harika görünüyor. Oo, Buster çok yorgun görünüyor. Acaba nasıl bir rüya görecek? Bu da ne? Yüzgeçler, mercan. Vay canına Buster, sanırım deniz altındasın. Bakın Buster nasıl yüzüyor. Okyanus onun yeni oyun parkı. Ne güzel değil mi? Kim tutar seni Buster? Gökyüzüne doğru sıçra. Ne kadar eğlenceli. Bir dakika, bu da ne? Kocaman bir balık. Çabuk ol Buster, saklan. Aa, bakın hiç de büyük değil, minicikmiş. Sorun yok Buster, endişelenecek bir şey yok. Peki ama bu ne? Köpek balığı Shem bu. Şu keskin dişlere baksanıza. Saklan Buster, çabuk ol. Olamaz. Buster küçük balığın gittiği yönü değiştirdi. Balıkçık şimdi de köpek balığına doğru yüzüyor. Anlaşılan köpek balığı Shem arkadaş edinmeyi çok istiyor ama galiba herkes ondan çok korkuyor. Çabuk ol küçük balık. Buster'ın yanına saklan. Bir dakika.
Köpek balığı buna çok üzüldü. Çok üzüldü. Biliyor musun Buster? Bence köpek balığı çok yalnız ve sadece arkadaş olmak istiyordu. Çünkü hiç arkadaşı yok. Çok doğru Buster. Gidip ona bir merhaba de. Gördün mü? Sadece biriyle oyun oynamak istiyor. Buster ve Shen birlikte çok eğleniyorlar. Okyanus yakalamaca oynamak ve yeni arkadaşlar edinmek için harika bir yer. Şunların haline bakın. Oo, Buster uyanıyor. Sadece bir rüyaydı. Artık yüzgeçlerin yok Buster. Sen yine bir otobüssün. Ne harika bir denizaltı macerasıydı. Buster, ne yapıyorsun? Bu kostüm sandığını bir tiyatro sergilemek için kullanacağız. Bu bir korsan tiyatrosu olacak. Ve ben de Kaptan Basta olacağım. Yow! Çok eğlenceli olacak. Ben de top çevirme numaramı yaparım. Olabilir. Korsan gibi olursa tabii. Ben de en yazdığım şarkımı söylerim. Şarkımın adı Patron Kim? Aa evet, Patron Kim? Korsanlar şarkı söylemez. Ben söylerim. Elimde bir sürü gösterişli kolum olur. Dev bir ahtapot gibi. Dev bir ahtapot eş. Harika olacaksın. Hadi çocuklar gidelim. Yapacak çok iş var. Traktör Jazz'i daha çok merak ediyor. Hazırız. Bu Kaptan Basta'nın hikayesi. Dünya çapındaki en cesur korsan benim. Ve ben de onun en iyi arkadaşıyım. Hokkabaz korsan. Bakın bu da ne? Başka bir korsan. Sıradan bir korsan değilim. Ben şarkı söyleyen bir korsanım. Bandit olamaz. Patron kim? Söyle. Patron benim. İşte. Patron kim? Söyle. Patron benim. Hadi eş, sıra sende. Patron kim? Ben devasa. Patron kim? Ah, bu tam bir felaket. Sen ne diyorsun? Seyirciler bayıldı. Hadi eş, büyük kapatış zamanı. Çok gerginim. Yanlış bir şeyler yaparım. Başarabilirsin eş. Eğlenmek için buradayız. Sensiz oynamak istemiyorum. Ahtapot. Dev bir ahtapotum. Şu kollarıma bir bakın. Wow. Patron biziz. Vay canına. Çok eğlenceliydi Basta. Evet, öyleydi. Uzay. Bu bizim güneş sistemimiz. Uzay çok havalı. Bugün bir uzaylı aldım. Bu Merkür. Turuncu gezegen. Neptün mavi gezegen. Ve Satürn halkası olan sarı gezegen. Ve bu da Mars. Kırmızı gezegen. Bize en yakın gezegen. Ben Mars'a gitmek istiyorum. Aferin Basta, hedeflerini yüksek tut. Mars'a ilk teker basan otobüs. Gök cisimlerine dikkat et Basta. Uzay harika bir yer. Keşke oraya gidebilsek. Bir süper Basta. Uzayda roket gibi uçuyor. Ve hızlı
gezegenden vın diye geçiyor. Araba gibi. Hadi uzayı keşfedelim. Ne oldu küçük uzaylı dostum? Hadi ya. Çok üzücü bir hikaye. Hey, ne dediğini anlayabiliyor musun? Tabii ki. Uzaylı kaybolduğunu söyledi. Biz de onun evini bulmasına yardım etmeliyiz. Yani Mars'ı. Kırmızı gezegen. Aynen öyle Skav. Hadi gidelim. Bu değil. Mavi gezegen olan Neptün. Uzaylı dilinde bu Neptün demek. Ben bir uzaylı olsam burada yaşardım. Bu da Satürn. Evet, ben de öyle dedim. Dikkat et Scout. Gök cisimleri var. Dikkat olun minik dostum. Sarsıntı olabilir. Gezegen. Başardık. İşte senin evin. Çok eğlenceliydi. Merhaba kamyon Tony. Tony yolda çok dikkatli gidiyor gibi görünmüyor. Aa bakın, bu kurbağa Frankie merhaba demeye gelmiş. Dikkat et Tony. Ah, kıl payı kurtardı. Olamaz. Görünüşe bakılırsa Tony paketlerinin bir kısmını düşürmüş. Bir dahaki sefere dikkatli olmalısın Frankie. Tony neredeyse sana çarpacaktı. Aa, ne kadar cüretkar bir kurbağa. Bakın, Tony arkasında birkaç paket bırakmış. Bu banyo köpüğüne benziyor. Anlaşılan Frankie'nin harika bir fikri var. Hah, bakın nasıl da gidiyor. Şimdi nereye gidiyorsun Frankie? Şişenin içinden köpükler çıkıyor. Bakın, bu bizim otobüs Buster. Sanırım Buster Frankie'nin nereye gittiğini görmek istiyor. Şimdi köpükler daha da fazlalaştı. Sanki köpükten bir gözlüğün var gibi görünüyor Buster. Merhaba Scout. Hadi sen de bol köpüklü bir maceraya katıl. Scout köpüklerle oyun oynamak istiyor. Köpükler her yerde uçuşuyor. Aa, şapkanı sevdim Scout. O bıyıklarla çok komik görünüyorsun Buster. Görünüşe bakılırsa Frankie o göle doğru gidiyor. Sanırım bu cüretkar kurbağanın bir fikri var. Göle doğru yol alıyor. Şuna bakın. Her yer köpük içinde. Vay canına. Bol köpüklü bir banyo yarattı. Köpük köpük baloncuklar nasıl da köpükleniyor bakın. Hadi Buster ve Scout içine atlayın. İkisi de köpüklerle oynarken çok eğleniyor. Sanırım Frankie köpük gölünün baloncuk kaptanı. İşte Scout devasa bir köpük atlayışı yapıyor. Her yer köpüklerle dolu. Aa, Frankie nereye gitti? İşte orada. Galiba gitme vakti geldi. Hoşça kal Frankie. Bol köpüklü macera için teşekkürler. Vay canına Buster. Şu kırmızı balona bak. Hadi onu yakalamaya çalış. İyi denemeydi Buster. Ama uçup gidiyor işte. Aa, Buster üzgün görünüyor. Merhaba küçük Robin. Sen o kaçan kırmızı balonu yakalayabilirsin belki. İşte oldu. Teşekkürler Robin. Bu çok güzel bir balon Buster. Harika. İşte bir balon daha. Bu yeşil bir balon. Hadi Robin yakala onu. İşte oldu. Şimdi iki tane balonun oldu Buster. Şu rengarenk balonlara bakın arkadaşlar. Ne yapacağını biliyorsun Robin. Buster, balonlar tekerleklerini yerden kesti. Robin Buster'ı kaybetti. Yukarı bak Robin. Buster uçuyor. Merak etme Buster, sakın korkma. Yukarıdan manzaranın güzelliğine bak. Terry korna sesinin nereden geldiğini anlayamıyor. Yukarı bak Terry. Bu bir kuş mu yoksa uçak mı? Hayır, bu otobüs Buster.
Bu her gün karşılaşmayacağın bir şey. Aa Buster, şimdi oldukça yükselmeye başladın. Terry buradan ne kadar küçük görünüyor. Sanırım Buster korkmaya başladı. Kendini uzayda bulmak istemezsin Buster. Robin, ona yardım etmelisin. Çok iyi fikir. Balonları patlatırsan Buster yere doğru inecektir. Olamaz, Buster hızla düşmeye başladı. Sorun yok Buster, neredeyse indin sayılır. Bence birkaç balon daha patlatmalısın Robin. Ve işte yerde. Buster tekerlekleri yeniden yere bastığı için mutlu. Bence uçma işini Robin'e bıraksak iyi olur Buster. Aa, Robin nereye gidiyor? Bir balon daha mı? Sanırım Buster'a bugünlük bu kadar balon yeterli. Hoşça kal Buster, hoşça kal Robin. Galiba Buster yine uyuyor. Neredesin Buster? Şu koskocaman ve rengarenk toplarla oyuncaklara bak. Macera yaşamak için harika bir yere benziyor. Bakalım Buster başka neler bulabilir. Vay canına, şu oyuncak ayıya bak, ne kadar büyük. Yumuşacık ve sevimli görünüyor. Aa, işte öyle Buster, ona güzelce sarıl hadi. Tam sarılmalık değil mi? Olamaz Buster, bu ses de ne? Devasa bir pençe. Sanırım Buster dev bir oyuncak makinesinin içinde. Buster dikkat et, seni yakalayacak. Kaç Buster, olamaz. Oh Buster, hepsi kötü bir rüyaydı. Bak Scout geldi. Anlaşılan Buster hala rüyanın etkisinde. Ama artık endişelenmene gerek yok Buster. Bak Buster, Scout sana bir şey gösterecek. Acaba ne gösterecek? Olamaz. Bu bir oyuncak makinesi. Buster çok korkmuş görünüyor. Ama Scout korkmuyor. Eğlenceli olabilir. Merak etme Buster. Scout yanında. Bak Buster. Bu o oyuncak. Neden onu oradan almayı denemiyorsun? Hadi Buster, cesaretini topla. Yapabilirsin. Pekala Buster. Hadi şu ayıcığı alalım. Yavaş ol. Hizalamış gibi görünüyorsun. Tamam, hadi bakalım. Onu aldın mı? O da ne? Aa, küçük ve sarı bir otobüs. Bu oyuncak tıpkı sana benziyor Buster. Bu Scout ve Buster'ı çok güldürüyor. Buster oyuncak makinesi korkusunun üstesinden geldi. Merhaba Buster. Vay, bugün çok kirli görünüyorsun. Çamurlu su birikintilerinde oynamak çok eğlenceli. Hadi gel Buster. Araç yıkama yerine gitmenin zamanı geldi. Kısa sürede yine tertemiz olacaksın. Merhaba kamyon Tony. Oo, elektrik kablosunu fişten çıkardı. Olamaz. Yıkama makinesi kapandı ve Buster içeride sıkışıp kaldı. Çabuk ol Scout. Buster'ın yardıma ihtiyacı var. Gerçekten fena sıkıştı. Belki onu itebilirsin. Ah, işe yaramıyor. Kıpırdamıyor bile. Sen merak etme Buster. Scout yardım çağıracak. Cesur ol. Harika. İşte Scout geliyor. Yanında itfaiye kamyonu Ashley, ambulans Amber ve polis arabası Otis'i de getiriyor. Şimdi kurtulacaksın Buster. Acil durum araçları yardım etmeye geldi. Sanırım Ashley'in bir planı var. Şimdi o ipi sıkıca tut Buster. Seni oradan kurtaracaklar. Şimdi hep birlikte çekin arkadaşlar. Çekin. Var gücünüzle çekin. Hadi arkadaşlar. Bu da ne? Scout elektrik kablosunun fişten çıktığını keşfetti. Fişi tekrar takarsa olabilir. Evet. Yıkama makinesi tekrar çalıştı. Ve Buster oradan kurtuldu. İşte buna çok sevindik. İyi bir ekip çalışmasıydı arkadaşlar. Tigger'a bakın. Orada ne yapıyor? Aa, kukalardan kule yapıyor.
Çok iyi Digger. Harika görünüyorlar. Oo, bakın. Buster topuyla oynuyor. Hey Buster, topu attığın yere dikkat etmelisin. Kukaları olamaz. Digger'ın yaptığı kuleyi yıktın. Oh, sanırım Buster'ın aklına bir fikir geldi. Digger'ın bundan hoşlanacağından pek emin değilim. İşte topu yine attı. Buster çok iyi vakit geçiriyor. İyi nişan aldın Buster. Ama umarım Digger kulelerini devirdiğin için fazla öfkelenmez. Üçüncü için hazır mısın? Bakın, Scout Kuka kulelerine doğru hızla geliyor. Olamaz, dikkat et Scout. Bak ne yaptın Buster. Scout kapana kısıldı. Hemen gidip yardım çağırman gerek Buster. Endişelenme Scout. Buster yardım çağırmaya gitti. İşte geliyor. Digger'ı getirmiş. Digger Buster'ın kulelerini yıkmasına çok sinirlendi. Ama neyse ki en azından yardım etmek için burada. Bakın Scout oradan kurtuldu. Şimdi o kuleleri yeniden yapmaya başlasanız iyi olur. Birlikte yapmaya çalışırsanız hiç zaman almaz. İşte bu Buster. İt onu. Çok iyi Digger. Birinci kule tamam. Hadi Buster, motor yağ gücünü kullanmaya bak. Sanırım Buster biraz yoruldu. Buster, dinlenmek için vakit yok. Hala yapılması gereken şeyler var. Hadi iş başına. İşte bakın, eskisi gibi oldu. Çok iyiydi arkadaşlar. Hayır Buster, şimdi yine topunla kukaları devirmeyi aklından... Günaydın Buster. Oo, annenle birlikte ne kadar güzel fotoğraflarınız var, baksana. Ona teşekkür etmek için bir hediye alsan ne güzel olur, değil mi? Buster annesine bir hediye almak için hemen yola düştü. Vay canına, bu da ne? Kocaman bir oyuncak makinesi. Oyuncak ayı annen için mükemmel bir hediye olur. Sanırım Buster bir deneyecek ve kazanacak. Hadi Buster, yapabilirsin. Gayet kolay. Olamaz. Onu düşürdün Buster. Çok yaklaştın. İşte oldu. Aferin sana Buster. Annen buna bayılacak. Merhaba küçük Robin. Robin annesine daha fazla hediye bulması için Buster'a yardıma geldi. Aa, galiba Robin bir şey gördü. O ne Robin? Oo, muhteşem güzellikte bir çiçek buketi. Harikasın Robin. Acaba Buster annesine başka ne hediyeler verebilir? Aa, bakın bir balon. Onu hemen yakala Buster. Aa, yeterince hızlı değilsin Buster. Balon kaçıyor. Hadi Robin. Balonları yakalamakta usta olduğunu biliyoruz. Çok iyi. Ne güzel bir balon. Üzerinde gülen yüz var. Yardımların için teşekkürler. Hoşça kal Robin. Önüne bak Buster. Bu senin annen. Aa, Buster annesini gördüğü için çok mutlu. Hop. Annesi güzel hediyelere çok sevindi. Aa, Buster ne güzel bir gün geçirdi. Anneler gerçekten... Dünya çapındaki en hızlı otobüs ben olacağım. Sıradaki durak Ay. Hesaplamalarıma göre Basta, bu süper hızlı roket seni ışık hızında hızlandıracak. Birkaç ayarlama daha. Ah, hadi Dikli başlayalım. Yerine hazır. Affedersiniz Bay Rubble. Hayır. Aa, olamaz, 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 olamaz. Hapsoldum. Panikleme Basta. Kapının kartının nerede olduğunu biliyorum. Yani sanırım. Yardım edin, çıkarın beni.
sorun yok arkadaşlar. Kartı buldum işte. Hayır. Olamaz. Hayır, bu çok kötü. Çok kötü. Geri ver. Bu bir felaket. Panik yapma. Çocuklar durun. Onu korkutuyorsunuz. Sakinleşmeniz gerekiyor. Sakince nefes alıp düşünelim. Eğer biz kuşa ulaşamıyorsak belki de kuşu buraya getirmeliyiz. Teşekkürler minik kuş dostum. Hoşça kal minik dostum. Siz yaramazlar neyle oynuyorsunuz bakalım? Bay Rubble, lütfen yavaş olun. Hapsoldum. Çıkarın beni. Hemen. Hiç sorun yok Bay Rubble. Sizi çıkarabiliriz, merak etmeyin. Sadece sakin olmanız gerekiyor. Basta. Buradayım, boştayım. Olamaz. Otobüs devrildi. Basta, sen iyi misin? Hesaplamalarıma göre Basta, dişin düşmek üzere. Yani yenisi için bir robot dişe ihtiyacın olacak. Ne? Bunların hepsi benim yüzümden. Saçmalama Digli. Bir dişin düştüğünde sonsuza kadar dişin olmayacağını herkes bilir. Sonsuza kadar mı? Bakın, bir diş. Belki oradan yardım alabiliriz. Oraya zamanında yetişemeyiz. Yetişmek zorundayız. Eş, Scott, sirenleri açın. Şansımıza küselim. Peki ne yapacağız Basta? Pekala, plan şöyle. Scott. İddiaya varım ki beni yakalayamazsın Bayramı. Bir kere de haylazlık yapma. Yakalayacağım. Özür dilerim Bay Rubble. Kurtarmamız gereken bir iş var. Hala yaklaşmadık mı? Evet, şarjım bitmek üzere. Evet, benim de. Son bir yol kaldı. Basta. Başarabiliriz. Bakın, işte burada. Olamaz! Dişim! Yuhuu! Tebrikler Basta. Ama düştü. Sonsuza kadar yok. Evet, öyle. Ama yerine daha da büyük çıkacak. Daha büyük mü? Yani robot dişe ihtiyacım yok mu? Olur mu hiç öyle şey? Hatta eski dişini de saklayabilirsin. Vay canına! İşte bu harika! Bu robot dişten çok daha havalı. Ben de dişimi düşürmek istiyorum. Ben de deneyebilir miyim Basta?
Merhaba Buster. Sana da merhaba Digger. Ne kadar büyük bir kumdan kale yapmışsınız. Martı Sandy de burada. Dikkatli ol Sandy. Kumdan kalenin üzerine konma, yoksa olamaz. Zavallı Digger ve Buster. Git buradan Sandy. Seni arsız kuş. Ne gördün Buster? Kuma gömülü kırmızı bir şekil bu. Ne olduğunu merak ettim. Çok iyisin Digger. Bu bir üçgen. Ne güzel değil mi? Bakın, Sandy sarı bir şekil daha buldu. Bu bir daire. Başka şekillerde bulabilir misin Sandy? İşte bir tane daha. Bu mavi renkte. Hadi çabuk çıkarın. Bu bir kare. Dört kenarı var. Oo, burada ne çok şekil var. Üçgenler, daireler, dikdörtgenler, altıgenler. Sandy dur yapma. Aa, olamaz. Bir dakika. Sanırım Buster'ın aklına bir fikir geldi. Buster ve Digger şekilleri üst üste koymaya başlıyor. Acaba onlarla ne yapacaklar? Hepsini üst üste yığıyorlar. Galiba bir kule yapıyorlar. En üste koymak için bir parça daha. İşte öyle Buster. Yavaş. Yavaş. İşte mükemmel. Harika. Buster ve Digger şekillerden bir kule yaptılar. Ne harika bir fikir. Şimdi kumdan kalelerini yapmaya koyulabilirler. Bakın, Sandy konmak için yıkılmayacak bir yer bulmuş. Aferin Buster. Hoşça kal Buster. Hoşça kal Digger. Merhaba Buster. Anlaşılan çölde oldukça sıcak bir gün. Oo, ileriye baksana. Tepesinden dumanlar tüten kocaman bir dağ. O da neydi? Bu spor araba Rita. Hızla dumanlı dağa doğru ilerliyor. Sanırım yarışmak istiyor. Buster ve Rita süratle çölü boydan boya geçiyorlar. Rita daha hızlı. Hadi Buster, yapabilirsin. Buster rampadan atlayarak Rita'yı yakalamaya çalışıyor. Oh, tepeye kadar eğlenceli bir yarıştı. Ama bakın, o da ne? Çok sıcak, erimiş lav. Sanırım bu bir yanardağ. Her an patlayabilir. Uh-oh, Buster. Kayaya dikkat et. Olamaz, lavların içine düştü. Neyse ki bir şey olmadı. Olamaz. Sanırım yanardağ patlamak üzere. Çabuk olun, oradan hemen uzaklaşın. Olamaz. Yanardağdan fırlayan ateş topları her yere düşüyor. Dikkat edin. Onlar çok sıcak olur. Olamaz. Rita kuma saplandı. Buster cesaretini topluyor ve yeni arkadaşına yardıma koşuyor. Harikasın Buster. Şimdi acele edin. Hemen uzaklaşın. Hızlı, daha hızlı. Oh, ramak kalmıştı. İtfaiye kamyonu Ashley geliyor. Halinden pek hoşnut görünmüyor. Şimdi bu yangını söndürmek zorunda. Buster ve Rita hiçbir şey söylemiyorlar. Yanardağın patlamasına neden olmak istememişlerdi. Kıl payı kurtuldular. Ama Buster bu süre zarfında yeni bir arkadaş edinmiş oldu. Hoşça kal Buster, hoşça kal Rita. Olamaz. Haydut otobüs şeker dükkanından şekerleri çalıyor. Dur, hırsız var. Bu polis arabası Otis. Çalınan şekerlerle ilgili dava için soruşturma yapmaya geldi. Haydut otobüs o tarafa gitti Otis. Sanırım Otis haydut otobüsün kaçtığını görmedi. İyi fikir Otis. Şekerlerin izini takip et. Bence kime çıkacağını iyi biliyoruz. İşte orada. Dur hırsız. Bak Otis, burada da deliller var. İzleri takip etmeye devam. Vay canına. Haydut otobüs ne kadar çok şeker düşürmüş. Aa, merhaba Buster. O şekerin senin için olduğunu sanmam. Buster şekere bayılır. Olamaz. İzler Otis'i doğruca otobüs Buster'ın garajına götürdü. Otis Buster'ın hırsız olduğunu düşünüyor olmalı. Hata yapıyorsun Otis. Buster masum. Zavallı Buster. Ne yapacaksın şimdi? Otis Buster'ı hapse atıyor. Ah Buster.
Ah, işte Scout geliyor. Scout, Buster'ın hapisten çıkmasına yardımcı olabilir. Buster'a yardım etmelisin Scout. Onun masum olduğunu kanıtla. Doğru yoldasın Scout. Gerçek hırsızı bulmak için düşen şekerleri takip et. Dedektif Scout iş başında. İşte orada. Haydut otobüs oyuncak dükkanından hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Bu sefer paçayı sıyıramazsın haydut otobüs. Kanun namına olduğun yerde kal. Tutuklusun. İşleri düzeltmenin ve Buster'ı hapisten çıkarmanın zamanı geldi. Hadi çık oradan, sen masumsun Buster. Şimdi hapse haydut otobüs giriyor. Teşekkürler Scout. Harika bir dedektifsin. Sen yardım etmeseydin Buster hala hapiste olacaktı. Üzgünüm haydut otobüs ama sen bunu hak ettin. Hırsızlık kanunlara aykırıdır. Tebrikler Otis. İşte Buster ve izci. Çamurlu su birikintisinde oynarken çok eğleniyorlar. Ama hayır. Zavallı Scott biraz hasta hissediyor. Aa, sorun değil. Yarın tekrar birlikte oynayabilirler. Şimdi Buster içeri giriyor ve bir şeyler atıştırıyor. Eyvah! O elmayı yemeden önce çamurlu tekerleklerini yıkamadı. Bu pek temiz değil. Ve her yerde çamurlu tekerlek izleri bıraktı. Eyvah! Ertesi sabah anne Buster'ı uyandırmaya gelir. Ama hayır. Buster hiç iyi görünmüyor. Zavallı Buster. Oh, ateşi var. İyileşmesi için bugün evde kalması gerekecek. Şimdi biraz ilaç zamanı. Buster görünüşünü beğenmedi ama anne bunun onun iyileşmesine yardımcı olacağını biliyor. İşte o kadar da kötü değildi. Şimdi Buster'ın biraz dinlenmesi gerekiyor. Ertesi sabah Buster çok daha iyi hissediyor. İzci de kendini daha iyi hissediyor. Dışarı çıkıp tekrar oynayabilirler. Ama bir saniye. Anne bir daha hastalanmamaları için önce ellerini yıkamaları gerektiğini söylüyor. Herkese bravo. Bekleyin. Annenin başka bir fikri var. Hastalanmamak için bu yüz maskelerini de takabilirler. İşte. Artık Buster ve İzci dışarıda güvenli oynamaya hazır. Şimdi çok mutlular. Kendilerini daha iyi hissediyorlar. Basta, ne oldu? Dişim sallanıyor. Garip hissediyorum. Oo Basta, dişin kendiliğinden düşecektir. Ama ne zaman? Yakında. Düştüğünde eğer onu yastığının altına koyarsan diş perisi sana para getirir. Altın para mı? Aa, tabii ki. Sadece sabırlı olmalısın. Yani yakında düşecek. Sadece sabırlı olmalıyım. Basta? Ve yastığımın altına koyarsam diş perisi bana altın para getirecek. Basta. Hı? Dişe neden ihtiyacı var merak Basta. Ediyorum. Basta. Efendim? Dişin. Düşmüş bile baksana. Ne? Olamaz. Dişim düşmüş. En son neredeyken vardı? Hatırlamıyorum. Her yerde olabilir. Eğer bulamazsam yastığımın altına koyamam. Bu çok kötü. Dur Basta. Dişini bulabiliriz. Yani dedektifler gibi mi? Aynen öyle dedektif Basta. Kaybolan diş vakası. Hayır. Kaybolan dişini görmedim. Emin misin? Eminim. Hem de çok eminim. O zaman bu ne? Ha? Bu ne? Sakin ol dostum. O benim naneli sakızım. Diş mi? Evet, bir diş gördüm. Gördün mü? Evet. Bak.
Dedektif Basta, şuraya bak. Dur, bu bir diş değil. Silgimi bulmuşsun, yaşasın. Üzgünüm Basta. Sanırım vakayı çözemeyeceğiz. Dişimi buldum. Bu sabah tekerim takıldığında düşmüş olmalı. Yaşasın. Vaka çözüldü. Harikasın Basta. Dağlara bayılıyorum. Park gerçekten çok güzel. Bu tümsekler çok eğlenceli. Vay canına, bu tümsek harika görünüyor. Hadi zıplayalım Basta. Emin değilim çocuklar. Ya kaza yaparsak? Hadi ama eş. Sen süper bir itfaiye aracısın. Her şeyi yapabilirsin. Hadi Bumper Bunch. Harekete geçelim. Scott, uçuyoruz. Basta, çakılıyoruz. Çocuklar iyi misiniz? Pek iyi hissetmiyorum. Ben de öyle. Eve gitmek istiyorum. Olamaz. Kaza gücümüzü bitirmiş. Ceyda'nın garajına gitmeliyiz. Dağdan inmemiz gerekiyor. Eş, bize yardım et lütfen. Bu var. Çocuklar, ben yapamıyorum. Üzülme eş. Sen her şeyi yapabilirsin. Unutma. Sen süper bir itfaiye aracısın. Yapıyorsun. Hadi devam et. Başardın eş. Vay canına. Onun bir faydası olmuyor. Başım dönüyor. Neredeyse dağdan inmek üzereyiz. Görünen o ki siz ikiniz iyi çakılmışsınız. Büyük bir zıplamaydı. Evet ve muhtemelen dünyadaki en büyük zıplama. Çok soğuk. Kusura bakma. Gıdıklandım. İkiniz de çok cesursunuz. Ama özellikle sen çok cesursun eş. Basta bana itfaiye araçlarının her şeyi yapabileceğini söyledi. Günün kahramanısın. Gerçekten de öyle. Teşekkür ederim Ceyda. Hayır, biz teşekkür ederiz. Şimdi ikinizin de tamamen iyileşmesi için dinlenmesi lazım. Scott, bir dahaki sefer oyun işi yapabileceğiz. Sizi duydum. Yepyeni karlı bir günde Buster dışarı çıkıp oynamak için sabırsızlanıyor. Karda oynamak çok eğlenceli. Ve en iyi oyun bir kar topu savaşıdır. Diggly ve izci bir takım. Ama Buster'ın bir takım arkadaşına ihtiyacı var. Bak! Haydut var. Buster'ın takımında olabilir. Buster ve Haydut her zaman anlaşamasalar da. Kar topu atmaya başlama zamanı. Buster ve Haydut o tepenin arkasına saklanıyorlar. Buster bu tarafa gitmeleri gerektiğini düşünüyor. Ama Haydut diğer tarafa gitmeleri gerektiğini düşünüyor. Eyvah! Anlaşamıyorlar. Takım olarak hareket etmiyorlar. Buster ağaçların arasından gizlice giriyor. Ama Scott onu gördü. Dikkat et! Eyvah! Haydut çitin arkasına sıvışmaya çalışıyor.
Buster ve Haydut pek iyi değiller. Ama bakın. İzci ve Digli birlikte hareket ediyorlar. Bu kadar. Buster ve Haydut kazanmak istiyorlarsa bir ekip gibi birlikte hareket etmeleri gerekecek. Vay canına. Başlıyorlar. İşte böyle. Şimdi gerçekten eğlenceli bir kartopu savaşı oldu. Ekip çalışmasıyla çok daha iyi. O kartopunu kim attı? Büyük baba mı? Ne kadar çok oyuncu, o kadar eğlenceli. Bugün ne kadar güzel bir gün. Sanırım Buster sıcaktan biraz bunu aldı. Bakın, Scout'un çok iyi bir fikri var. Bir dondurma seni serinletecektir Buster. Hem çok leziz görünüyor. Sen de duydun mu Buster? Bu dondurma kamyonu Iggy'nin sesi. Merhaba Iggy. Buster dondurma almak istiyor. Bakın çok çeşitli dondurmalar var. Çikolata parçacıklı, vanilya şekerlemeli, üçlü kule, frambuazlı, çikolata soslu çilekli ve vanilyalı. Anlaşılan Buster seçimini yaptı. Harika. Teşekkürler Iggy. Aa, ne çabuk yedin Buster. Çok hoşuna gitti değil mi? Bir tane daha mı istiyorsun? Aa, merhaba Digger. O da dondurma kuyruğuna girdi. Hemen bir dondurma daha geliyor. Buster, gerçekten üçüncü dondurmayı da yemek istiyor musun? Yalnızca sen dondurma istemiyorsun ki Buster. Nefis. Çikolata parçalı vanilyalı dondurma. Kuyruk uzamaya başladı. Buster dördüncü dondurmayı almak istiyor. Nefis. Bunun üzerinde kiraz var. Pekala Buster. Bence bu kadar yeter. Digger ve Billy dondurma almak için sabırlı bir biçimde bekliyorlar. Ama sen açgözlülük yapıyorsun. Anlaşılan Iggy Buster'ın davranışından artık bıkmış durumda. Demek dondurmaya doyamadım Buster. Al bakalım. Bakın bu Buster dondurması. Ama üzerine bir şeyler eklemek gerektiği kesin. Enfes çikolata parçaları ve bir kiraz. Nefis. İşte bu Buster'ı kesin serinletecektir. Billy kirazın tadını çıkarıyor. Ve Digger da üst taraftan koca bir kepçe dondurma alıyor. Bu Buster dondurması çok lezzetliymiş. Eminim Buster bu kadar açgözlülük yapmadan önce bir kez daha düşünecektir. Muhteşem ve enfes dondurmalar için teşekkürler Iggy. Dondurma gerçekten göründüğü kadar lezzetli. Hadi uyan Buster. Yepyeni bir gün başlıyor. Bir dakika. Etrafta renk yok. Çok tuhaf. Robin'in bile rengi yok. Bak Robin. Buster seni yine renkli yaptı. Aferin sana Buster. Olamaz. Yavru ördek üzgün görünüyor. Rengini kaybetmiş. Belki Buster yardım edebilir. Çok iyi. Rengi tekrar yerine geldi. Oo, bak ördekçik ne kadar mutlu oldu. Şuna bak. Terinin çiftliği de renklerini kaybetmiş. Buster yardımcı olabilir mi? Elbette olabilir. Sihirli dokunuşların var Buster. Olamaz. Scout da mı kaybetmiş? Hadi Buster. Tekrar rengini kazanmasına yardım et. İşte oldu Scout. Normale döndün. Bakın, Buster her şeyin rengini değiştirebiliyor. Şimdi top yeşil oldu. Top şimdi de mor oldu. Buster renklendirmeyi çok iyi biliyor. Vay canına. Buster Scout'u gökkuşağı renklerine boyadı. Şimdi kendi de gökkuşağı renklerinde. Gökkuşağı otobüsü Buster. Yine Terry ile karşılaştı. Şimdi gökkuşağı Terry oldu. Şu tarlalara bakın. Ahırda gökkuşağı. Her yerde gökkuşağı renkleri var. Muhteşem. Buster bulutları bile farklı renklere dönüştürdü. Ama bir tek şey eksik. Elbette ki bir gökkuşağı. Gökkuşağı otobüsü gökkuşağı üzerinde hızla yol alıyor. Hoşça kal. Oh Buster. Sadece bir rüyaydı. Ve dışarıda yağmur yağıyor. Aa, üzgünüm Buster. Bir dakika. Belki sonunda sihir yapmışsındır Buster. Güneşin çıkmasını sağladın.
Buster eşin doğum günü pikniği için çantasını hazırlıyor. Bir piknik battaniyesine, içecek bir şeye ihtiyacı olacak. Buster'ın başka neye ihtiyacı var? Ateşte kızartılacak marshmallow. Teşekkürler baba otobüs. Eşin hediyesini unutma. Buster eşin doğum gününü kutlayacağı için çok heyecanlı. Sorun ne Buster? Biraz kötü görünüyor. Partiyi gerçekten kaçırmak istemiyor. Buster ve Daddy geldi. Birlikte parti oyunları oynama zamanı. Buster gerçekten iyi görünmüyor ama eğlenceyi de kaçırmak istemiyor. Saklambaç oynuyorlar. Ah hayır, Buster gerçekten kötü hissediyor. Belki ateşin yanında oturmak onu daha iyi hissettirir. Arkadaşları onun için endişeleniyor ve iyi olduğundan emin olmak istiyorlar. Belki biraz marshmallow ona iyi gelir. Kızarmış marshmallow bile yiyemiyor. Baba otobüs Buster'ı dinlenmesi için eve götürüyor. Ama eşin doğum günü hediyesini unutamaz. Bu ne? Bu bir boyama seti. Çok iyi düşündün Buster. Eşe bir fikir verdi. Haydut ve izciye bir fırça veriyor. Acaba ne çizecekler? Buster evde dinleniyor. O her zamanki mutlu hali yok. Daha iyi hissetmek için ilacını içmesi ve biraz uyuması gerekiyor. Aferin Buster. Ertesi gün Buster biraz daha iyi hissediyor ama eşin doğum gününü kaçırdığı için hala üzgün. Baba otobüs Buster'a sıcak çorba getirdi ve bu nedir? Arkadaşları onun için bir resim yaptı. Ve dışarıdalar. Yaşasın. Buster arkadaşlarını gördüğü için çok mutlu ve tablo onu çok daha iyi hissettirdi. Kayan yıldızları görmek için sabırsızlanıyorum. Hesaplarıma göre onları görebileceğim en iyi yer dağın tepesi. İşte harita. Gitme zamanı. Takip edin bu tarafta. Bu yoldan çıkmamız gerekmiyor muydu? Kayan yıldızlara tam vaktinde yetişeceğiz. Söz veriyorum. İçimde kötü bir his var. Yaşasın! Beni hiçbir şey durduramaz. Kaldık. Saplandım. Ben de öyle. Özür dilerim eş. Digli, çabuk bizi çıkar buradan. Sonsuza kadar saplanmış kalacağız. Bu kestirmenin kötü bir fikir olduğunu biliyordum. Neden bir kerecik benim istediğim yoldan gidilmiyor? Kayan yıldızları kaçıracağız. Söz veriyorum kayan yıldızları göreceğiz. Biz buradan çıkabiliriz. Nasıl? Harika bir fikrim var. Boş versene, bizi hiç kimse duyamaz. Hesaplarıma göre kayan yıldızları kaçıracağız. Dur. İşte bu. Digli, çabura su eklediğinde ne olmuştu? Bilemiyorum. Sanırım yumuşamıştı. Doğru. Eğer yeterince su eklersek kayıp çıkarız.
Hadi dostlarım, başlayalım. Eş, sıçrat. İşe yarıyor. Dikkat edin, uçurum. Uçurum değil, sıçrama rampası. Takip edin. Basta, bundan emin misin? Güven bana Digli. Bu sefer hayal kırıklığı yaşamayacaksın. İşte bu tam da kestirme oldu. Vay canına. Bakın. Burada manzara harika. Sonunda başardık. Özür dilerim Digli. Seni dinlemeliydim. Bir dahaki sefere belki rotaya bağlı kalabiliriz.